İki Ağaç İçin'in bu bölümünde Pelingel Ağam ve Yusuf Yavuz, doğa sevdalısı, onurlu iki insanın Tuğba Günal'la Birhan Erkutlu'nun hayatını ve bu iki gencin sularına çok sayıda HES'le kelepçe vurulan Kumluca'nın can damarı Alakır'la kesişen öyküsünü anlatacak sizlere. İki Ağaç İçin başlıyor. Alakır'ın sesi beni çağıran, Alakır'ın sesi içime akan. Alakır Nehri, Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Beydağları'nın yamacındaki Dereköy köyündeki kaynaktan başlar. Büyükalan köyünün Karaağaç mahallesindeki kaynakların oluşturduğu şelalelerle buluşan bu nehir, Kuzca ve Karacaören köylerinden geçerek Kumluca ile Finike'nin oluşturduğu ilçe sınırlarından Akdeniz'e kavuşur. Alakır Nehri, içinde bulunduğu 70 kilometre uzunluğundaki Alakır Vadisi ile sayısız bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmakta. Geçmişte 7'si vadinin içinde, ikisi sahilde olmak üzere antik Likya şehirlerine ve ovasına bereket taşıyan bu eşsiz nehir, içinde nadide sedir ormanlarını ve 1700 yaşındaki anıt sedir ağacını barındıran Dibek Tabiatı Koruma Alanı, eski su değirmenleri ve eski ahşap köprüler gibi değerlere de sahip. Doğası, kültürü ile bu eşsiz vadi 2006 yılından bu yana sayıları bugün 8'i bulan hidroelektrik santral projesiyle güzelliğini kaybetmek üzere. Bölgede HES'lerle ilgili en büyük mücadeleyi veren Alakır'a 2004 yılında huzur bulmak için yerleşen iki gençle tanıştırmak istiyoruz şimdi sizleri. Gelin Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Söğüt Cuma köyündeki Alakır Vadisi'ne gidip hem HES'lerin sonuçlarını görelim hem de bu çifti yakından tanıyalım. Vadinin aşağıya doğru sallandığımızda dereye yakın bir mesafede yol kenarında Birhan karşılıyor bizi. Bahçe kapısında barışçıl bir yaşamın izlerine rastlıyoruz. Biraz ilerlediğimizde gezi olaylarında kaybettiğimiz gençlerin isimleriyle karşılaşmak o kötü zamanlara geri götürüyor bizleri. Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük, Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Medeni Yıldırım, Ahmet Atakan burada yazıyor pankartta. Uzun uzun bakıyoruz. İçeride küçük bir ev var. Kapıyı Tuğba açıyor bizlere. Sanki her zaman geldiğimiz bir yere gelmiş gibiyiz. İçeriye buyur ediliyoruz. Alıştığımız evlerden farklı burası. Tek bir odaya bir hayat sığdırılmış. Topraktan yapılmış bu odanın içerisinde bir evde aradığınız her şey var. Sofralar kurulur, Tuğba'nın yaptığı mis gibi çorba içilerek sohbete başlanır. Elektrik kullanılmayan bu evde mum ışığında saatlerce sohbet edilir, sohbetin tadına varılır. Doğanın dinginliği her şeyle içlerini işlemiş, kent yaşamından uzak kalmalarına karşın her şeyden haberdar olan, okuyan, araştıran Tuğba ve Birhan, çıraklık eserimiz dediği yuvalarında kendilerince eksik gördükleri birçok şeyi yuvalarının yakınında arkadaşları Elif ve Tayfun'un yaptığı diğer yuvada tamamlamışlar. Bizleri orada misafir ettiler. Sabah erkenden doğanın sessizliğine uyandık. Mis gibi bir kahvaltı sofrası bekliyordu yine bizleri. Dün yarım kalan sohbetimize kaldığımız yerden devam ettik. Tuğba Günal ve Birhan Erkutlu İstanbul'da yaşayan ancak birçoğumuz gibi yaşamlarında bir şeylerin ters gittiğine inanan iki genç. Lise yıllarında doğa gezilerinde tanışmışlar.
Tuğba Marmara Ekonomi Bölümü mezunu. Özel bir bankada çalışmış, sonrasında Birhan'la İstanbul'da bir kafe işletmiş. Birhan ise Yıldız Teknik İnşaat Mühendisliği terk. Eğitim sistemini eleştirdiği için fakülteyi yarıda bırakmış. Boş zamanlarında kendilerini doğada bulmuşlar. Tüketim alışkanlıklarını ve yaşamlarını sorgulamaya başladıklarında ise yollar onların yoldaşı olmuş. Dünyanın doğusundan Anadolu'nun dört bir köşesine kadar gezmişler. Üç temel ihtiyaçları olan sağlıklı içme suyu, güvenilir gıda ve sağlıklı ikame etme haklarının ellerinden alındığını fark eden bu gençler, dayatmalı yaşamdan kurtulmak istedikleri için doğa ananın kucağına atmışlar kendilerini. Şimdi aslında biz en temelinden başlamak istedik açıkçası. Yani bütün canlıların ortak en temel ihtiyacı neydi? Sağlıklı içme suyu, sağlıklı gıda ve sağlıklı barınma hakkı. Buna ulaşamadığımızı fark ettiğimiz anda bir seçim yapmak zorundaydık. Aslında bu bir zorunluluktu bizim için. Çünkü plastik şişelerin içinde ne olduğunu bilmediğimiz sular içmek zorundaydık artık. Genetiğiyle oynanmış gıdalardı. Bize sunulan alternatif gıda hakkımız elimizden alınmıştı. Betonarme, hani tokivari diyebileceğimiz ortamlarla da büyük meblağlarda kira ödeyerek yaşamamız bekleniyordu. Şimdi bunları elde etmek zorunda. Yani her canlının içgüdüsel bir refleksi olarak görüyorum ben bunu. Hani barınma, gıda ve kuş da yaşam bunu yapıyor, hakkı, karınca evet. da bunu. Yani hep en sağlıklıya, kendi için en güvenli olan ortama gitmek ister. Bizim de aslında açıkçası yapmak istediğimiz buydu ve bu koşulları sağlayabilecek tek ortam doğa ananın kucağı zaten bereketiyle. Bunları size hemen sağlıyor. Bunun için çok fazla bir çaba, bir para, herhangi bir fiziksel ya da ruhsal bir şey harcamanız da gerekmiyor. Çünkü on binlerce yıldır bütün canlılara bu dünya bakıyor. Onları harekete geçiren olay ise şu olmuş. Yine bir gün bir barış eylemiydi. George Bush yine 2004 yılı, 2003 yılı tam Irak'a girmeden az önceydi. Yine biz sokaklara gitmiştik, eylem yapıyorduk her zamanki gibi. Ve eve döndüğümüzde fark ettik ki hani biz bu sistemi besliyoruz. İşte yolda kullandığımız otobüslerin yakıtları için George Bush Irak'a giriyor. İnsanlar ve çocuklar öldürülüyor. Elektrik düğmesine bastığımız anda hidroelektrik santrallerinden geliyor. Yani hem dediğim gibi o üç temel hakkımız için yola çıkarken bir de artık biz bu karşı durduğumuz düzeni besler halde olmak bizim ruhumuzu sıkmaya başlamış. Yani bu kanser eder cidden. Hani yediğimiz ürünler olması gibi bir de içimizdeki sesle dışımızdaki görüntünün uyumsuzluğunu ben bir kanser hücresi gibi görüyorum. Onun için kendi sağlığımız için daha duyarlı olabilmek için ve başarılabilir ve olabilirliğini gösterebilmek için diğer bunu yapmak isteyen insanlara bir örnek olsun diye biz buna giriştik. Ama biz buraya ilk geldiğimizde o kadar büyülendik ki son anına denk gelmiştik. Burada çok o bilinen eski Anadolu'nun kadim kültürel kardeşlik ve birlik yardımlaşma imajı usulünde bir yaşama bulduk. Değirmenler dönüyor durmuş, hacımız katırında buğdayını sarmış geliyor, beraber birbirimize yardım ediyoruz. Yani o büyünün içinde biz bambaşka bir dünyada yaşamaya başlamıştık zaten. Döndüğüm anda elektrik düğmesine bastığımda bu savaşlar sürecekti. Çünkü bu enerji savaşıydı. İnsanlar televizyonlarda savaşta ölen çocukları, kadınları görünce üzülüyorlar ama onları öldüren bombaları tükettiklerimiz sayesinde bizler yapıyoruz. Biz bu savaşın içindeyiz. Biz de dürüstçe bunun dışında kalmak istedik. Birkaç iş değil, bilakis sorunun tam göbeğine gelmek istedik. Bir nevi kendimizle yüzleşmeyi amaçladık diyor Birhan. Arkadaşlarıyla daha önce sık gittikleri Kumluca ilçesi sınırlarındaki Alakır Vadisi'nde yaşayacak toprak parçası ararlarken hayatlarında dönüm noktası olacak Durmuş amca ve eşi Hamide teyze ile karşılaşırlar. Hamide teyzenin "Çocuğum siz nereye gidiyorsunuz?" sorusuna "Üzerinde yaşayacağımız toprak parçası arıyoruz" diye cevap veren gençlere Hamide teyzenin cevabı ise onların aradıkları şeyin aslında nefes kadar yakınlarında olduğunu göstermiş. "E yavrum, üzerine bastığınız toprak değil mi?" Bu söz üzerine bu iki tatlı ihtiyarın evlerinin karşısındaki araziyi satın alarak Alakır'ın kenarına evlerini yapmışlar. İki gencin de Alakır sevdası böyle başlamış. Başka bir dünya mümkün diyen bu gençler yuva adını verdikleri doğada bulunan atık maddelerden maddi ve manevi maliyeti az, sağlıklı bir ev yapmışlar. Kendilerine en yakın malzemeden yaptıkları yuvayı, Alakır'ın sularıyla kardıkları harçla sıvamışlar. En doğru malzeme, en yakın olan mantığıyla hareket etmişler.
Anadolu halkı da binlerce yıl böyle yaşamıştı. İstenirse çölde bile doğru malzemeyi bulabilirdi insan. Geldikleri kentte tüm ülkede yaşamı tek tipleştiren ve adına Toki denilen kurum eliyle inşa edilen evleri hızlı yemek restoranlarındaki gıdalara benzetiyorlardı. Aynı evlerde yaşayıp, aynı televizyon kanalını izleyerek aynı fikirleri savunan insanların hali onları şaşırtıyordu. Toki'siz bir mimarinin mümkün olabileceğini göstermek istediler. Tamamen doğal malzemeyle ve kendi elleriyle sıfır maliyetle inşa ettikleri yuvanın 20 yıldır aynı dünyayı yaşayan gençlerin önünde bir model olmasını istediler. Ve evin nasıl yapıldığını yazıya döküp bir kitapçık bastırdılar. Kitapçıkta tüm detaylarıyla evin nasıl yapılacağı anlatılıyor. Merak edenler aşağıda yazılı olan adrese girerek kitapçığa bakabilirler. Yuvanın antikapitalist bir proje olduğunu düşünen Birhan'a göre insanlar neredeyse 20 yıl boyunca taksite bağlanarak sağlıksız ve betonarme evlerde, üstelik de kendi tasarım zevkine yaşadığı yere hiç uyarlamadan yaşamaya mahkum ediliyorlar. Yuva, medeniyet hamağında sallanarak uyutulan, tüm yaşamı ellerinden alınan Anadolu insanı için uyanma zamanına işaret eden bir projeydi. Bir alarm zili, müteahhit, taşeron, kat ve rant cümlelerine veda edilebilecek eski unutulan bir dildi. Yuva doğadan ödünç alınmış, doğanın doğurduğu, zamanı gelince de tekrar annesine iade edilecek bir evdi. Deprem oldukça silkelenen, silkelendikçe kendine gelen bir ev. İçine satın alınan mobilyaların yerleştirilmesi mümkün olmayan, perdelerinin rengine göre duvarına tablo asamayacağınız bir ev. Antikapitalist bir ev. En temel insan hakkı olan barınma için ömrünüzü çürütmeyeceğiniz bir ev. Hep sorarlar ya, buralarda ev fiyatları nedir diye. Biz de biraz gülümseyelim ve böyle bir ev yapacaklara örnek olsun diye soruyoruz. Bu ev size ne kadara mal oldu diye. İşte aldığımız yanıt. Sorarlar ya, bir yere gidildiğinde burada daire fiyatları ne kadar abi filan, işte arsa fiyatları nasıl, işte çift daire mi, tek daire mi falan. Hani, burayı siz kaça mal ettiniz diye bir soru yöneltelim. Şimdi bu dediğimiz gibi, bu üç temel hakkını her canlı için biz bedava bir hak olduğuna inanıyoruz. Hı. Ama şu anda günümüzde dayatılan şeyler, yani sorguladığımız şeyler bizim. Hani insanın sağlıklı yemesi, içmesi, sağlıklı suya ve barınma hakkına ulaşımının bedava olması gerektiği üzerine kuruluydu. Onun için bu yuvayı bir proje olarak görüp, aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi olarak insanlarla da paylaşabilmek için bedavaya yakın bir fiyata getirdik. Çünkü neden? Hani kullandığımız bütün malzeme atık malzeme. Gördüğünüz kapılar, pencereler, lavabolar. Bunlar hep insanların şehirde tüketim alışkanlıklarından dolayı devamlı yenilemek istedikleri kapılar, pencereler, lavaboları hep attıkları aslında. Eskiye getir, yeniye götür anlayışıydı. Evet, evet. Şehrin atıklarını, doğanın yine atık diyebileceğimiz, doğanın bize hediye ettiği parçalarla aslında bir enstalasyon yapıyoruz. Simyacılık da diyebiliriz buna. Hı-hı. Aslında o gözle baktığımız zaman var olan materyallerle birkaç dünya kurabiliriz. Şu andaki hesaplara göre birkaç dünya lazım deniyor ya. Hı-hı. Aslında. Başka bir bakış açısıyla baktığımız zaman da elimizde var olanlarla birkaç dünya kadar insan besleyebiliriz. Onların hepsine sağlıklı gıda verebiliriz. Sağlıklı içme suyu verebiliriz ve sağlıklı barınma haklarını da elde edebilirler. Biz işte o görüşte çıktığımız için bedava yakın, çok sembolik, çok komik fiyatlar. Hep daha yani insanların normalde bir şehirde bir aylık kira masrafıyla biz bu evi yaptık. Birhan ve Tuğba, havasıyla insanın kemiklerini çürütmeyen, Anakır'ın son tanıklarından biri olan Durmuş amca ve Hamide teyzeden o kadar çok şey öğrenmiş ki. Durmuş amcadan toprağı sürmesini, ekini biçmesini, keçiyi sağmasını, Hamide teyzeden keçi kılından ip eğirmesini, kilim dokumasını. Öğrendikçe korkularını yenmişler. Öğrendikçe alınlarındaki gerilim yerini gülümsemeye bırakmış. Anadolu'nun kadim hayat bilgisini öğrendikçe kendilerini öğrenmişler. Durmuş amca Alakır'dan ebediyete göçüp gittiğinde ise arkasında saf tutanların arasında uzun saçlı, gitar çalan Alakır sevdalısı gençler varmış.
Tuğba ve Birhan elektrik kullanmıyor, televizyon izlemiyor. Evlerinin üzerine kurdukları güneş paneli ile sadece telefonlarını şarj edip radyo dinliyorlar. Tuvaletleri, mutfakları ve banyoları dışarıda. Yazın gün boyu çalışıyorlar. Kendi ürünlerini doğal yöntemlerle kendileri yetiştiriyorlar. Parasız saadet olmaz söylemini yerinden oynatan bu iki genç, bir sabah uyandıklarında ise bahçelerinin aşağısında homurtularla çalışan dev iş makinalarını görüyor. Kentin medeniyet tanrısına tapan ruhbanları, Alakır'ın sularının boşa aktığına karar vererek vadiye 8 tane HES yapılması için projeler hazırlamış. O gün Tuğba ve Birhan için kabus gibi geçmiş. İlerleyen günler de öyle. Alakır'ı korumak isteyen, bunun için mücadele etmeye karar veren Tuğba, Birhan ve dostları Alakır'ın çığlığını adeta tüm dünyaya duyurdu. Parasız bir yaşam sürme peşindeydiler. Ama 49 yıllığına kullanım hakkı özel şirketlere satılan suları korumak için, Alakır'ın özgür akmasını sağlayabilmek için açılan davalarda avukat ve bilirkişi ücretlerini ödemeleri gerekiyordu. Yılmadılar. Alakır'ın Sesi adında bir müzik grubu kurdular. Müzikten kazandıkları parayı doğanın huzurunun bozulmaması için harcadılar. Alakır şu anda içerisinde 8 HES bulunan, bunların 4'ü aktif olarak çalışan ve bu HES'ler nedeniyle suları borulara hapsedilen bir yer. Alakır Nehri'nin varlığıyla binlerce bitkinin var olduğu, çok sayıda canlının yaşadığı bu bölgedeki mücadelelerini herkes için, geleceğimiz için yapıyoruz diyor Birhan. Yani bunu herkes için bu mücadele yapıyoruz. Yani sadece ağacın değerini bilen değil, ağacın değerini bilmeyen bir takım şu anda idarede olan insanların çocukları için de biz bu mücadele yapıyoruz. Onların ne suçu var? Hani şimdi bu yıkım kararlarını verenlerin torunları onlar gibi mi düşünecek? Hayır, onlar bir akan bir nehir görmek isteyecekler, ben eminim. Yani bir ağaca sarılmak isteyecekler, eminim. Buna insan niye ihtiyacımız var? Yani öyle bir dünya olmayacak hiçbir zaman. Yani tamamen çölleştirdiğimiz, tamamen mekanikleştirdiğimiz bir dünyada insan hep ruhunu arayacak. Biz fiziksel bir robot değiliz yani. Biz doğadan, topraktan geldik, toprağa gidiyoruz. Bu kadar basit. Yani burada ötekileştirme de yok. Ben bütün bu mücadeleyi, bütün bu yapılan her şeyi herkes için yapıyoruz. Yani tüm insanlık için, tüm canlılar için. Yani bunu sadece herkes fark ettiği zaman bu dünya bir günde değişir. Başka bir dünya mümkün diyen bu gençler, dayatılmışın dışında bir yaşamın mümkün olabildiğini göstermek istemişler. Bu geliştirdiğimiz yeni tarım modelleriyle, ev mimari modelleriyle, yani insanlara alternatiflerin de mümkün olduğunu, başka bir dünyanın, hani dayatılmışın dışında, çünkü hepimiz onda büyüdük. Okullara gittik, bize belli değerler öğretildi. Sonra işte askere git, evlen, çocuk sahibi ol, iş sahibi ol, işte şöyle maaş al, sonra işte emekli ol, sonra hani öyle belirgin bir yol. Bir ezber yaratıldı ezber ve o ezberin içinde insan sürekli kendini aramaya başladı diyorsun. Ama çok güzel bir hayat. Yani bu dünya çok güzel bir dünya ve çok yaşanılsı bir hayat var ve zenginlik dolu. İnanılmaz güzel bir hayat bu. Ve bunun mutlaka kıymetini ve değerinin bilinmesi lazım. Yani çok ironik cidden bugün yaşadıklarımızla aslında yine yaşanan ama bizim fark etmediğimiz, görmediğimiz dünya arasında inanılmaz bir uçurum arttı. Çünkü çok güzel bir dünya var aslında. Çok bereketli, çok zengin. Kimse ne aç kalır, ne açıkta kalır. Herkes barış ve kardeşliğin huzur içinde yaşar. Yani insanca yaşamak çok mümkünken bu yapılanların anlamsızlığı üzerine biz de dediğiniz gibi hani bir takım şeylerle, yollarla, performanslarla, sanatı bunun için kullanarak, müziklerimizle buna bir şey yaratmak istiyoruz, bir soluk aldırmaya çalışıyoruz açıkçası. Hidroelektrik santralleri, taş ocakları gibi yıkım projelerini yapanlar, bunları yapmazsak enerjiniz olmaz, bunları yapmazsak ihtiyaçlarımız karşılanmaz gibi gerekçelerle çıkıyorlar insanların karşısına. Gerçekten bu yıkımlar olmadan yaşanılması bir dünya olamaz mı sorusunu yöneltiyoruz Birhan'a.
bu tür yıkım projelerini ortaya koyan, uygulamasını yapan işte siyasilerden tutalım da firmalara kadar hep şu argümanla insanlara bir karşılık veriyorlar. Yani elektriksiz mi yaşayalım ya da işte madem bu köprüyü yapıyoruz da işte niye üstünden geçiyorsunuz ya da yani yıkım bazı şeylerin gerekçesi olarak yani bir argüman olarak ortaya koyuluyor. Biz dün gece burada mum ışığında oturduk. Siz tabii ki bir güneş paneliniz var. Orada telefonunuzu işte çeşitli küçük aletlerinizi, ev aletlerinizin enerji ihtiyacını karşılıyorsunuz. Yani elektriksiz mi yaşayalım sorusuna ne diyorsun sen? Vallahi harika olur diyorum ama tabii böyle bir dayatma mümkün değil. Hani ben çünkü elektriksizliğin aydınlığını deneyimlediğim için bundan çok memnunum. Ama bu mücadele kültürüne girince bir güneş paneli edindim ben de. Bir akıllı telefon, internet, Twitter'ın hepsine olan biten yıkımı paylaşmak için girdim. Hani bizim teknoloji ya da elektrik gibi bir karşılığımız yok. Yalnız şöyle, tabii bir şeye karşı olurken onun alternatifini de düşünüyoruz. Yani biz en azından öyle yaparız. Hani genelde bu yıkım taraftarı olanlar hiçbir zaman bunun alternatif düşünmeyip hep biz bunu yapacağız dayatıyorlar ama bizim hani yaşamsal refleksimiz bunu el vermedi. Şimdi biz cidden çok araştırdık bu konuda. Hani neler yapılabilir cidden. Tamam, dünya gerçekliği bu. Tamam, kabul ediyoruz. Hani benim sevdiğim, saydığım, kardeşim olarak gördüğüm canlılara çok zarar veriyorsunuz ama en azından bunu minimalize etmek, daha uyumlu, barışçıl hale getirmek için neler yapılabilir de araştırdığında şunu gördük. Aslında kimse elektriksiz yaşamak zorunda değil. Hani bu bir yalan aslında. Ve bunun için devasa projeler, çılgın projelere de ihtiyaç yok. Herkes ya yerelde üretip, yerelde tükettiği zaman süreci ve yerel koşullara göre bu işi kökten çözüyorsun. Biz doğada yaşıyoruz ama burada istenirse elektrikli tüm aletler kullanılabilir. Bu bizim tercihimiz. Biz elektriksiz yaşamayı istiyoruz. Çünkü karanlığın içindeki aydınlığı gördük diyor Birhan. Dediğim gibi burada bizim aslında her şeyimiz olabilir. Hani insan ne istiyor? Plazma TV mi? Çamaşır mı? Olabilir yine. Yani bu bizim tercihimiz değil sadece. Birkaç tane daha fazla güneş paneli koyarız. Bunu sağlarız ya da rüzgarla destekleriz. Hani koca bir vadiyi yok edip buradan alıp bir enerjiyi bir yerlere kadar götürüp götürürken de yolda bunun %20'sini yitirip orada da tüketime teşvik edecek ve tasarruflu olarak teknolojiye ve ilme yatırım yapmayıp hala eski teknolojiler kullanarak bir birim harcayacak enerjide bir makineye 10 enerji harcatırsak bunun çözümü tabii olmaz. Mesela Almanya çok güzel bir şey yaptı. Bu anlamda dedi ki ben bütün bu enerji yatırımlarımı üniversitelere yatıracağım. Herkes dedi Allah Allah şimdi bu kadar büyük bir sanayi, ekonomi hani nasıl mümkün bu? Delirdiniz mi nükleer santralleri kapatıyorsunuz falan. Aslında çok basit, çok mantıklı. Nasıl düşünülemiyor? O ilginç olan o. O parayı mesela bir birim enerji harcayan bir teknolojik bir aletin atıyorum çamaşır makinesinin 0.1'e indirgenmesi için bilimine ve teknolojiye üniversite araştırmalarına yatırıyor. Şimdi diyor ki ben %5 büyüyeceğim yine diyor. Ama benim enerjim de onunla beraber orantı olarak %5 enerji ihtiyacım artmayacak diyor. Ben bunu %0 hatta eksiye çekeceğim diyor. Ve bunu kullanırken diyor yerel yapacağım diyor. Mesela artık inanılmaz böyle örnekler var. Bir fabrika Almanya'da tamamen güneş paneliyle kaplamışlar. Bir de artık teknoloji o kadar gelişti ki bir tanesi Picasso tablosuyla kaplamış. Bir tanesi böyle çim renkli desenli kaplamış. Çünkü onu istediğiniz şekli, istediğiniz rengi de verebiliyorsunuz. Nanoteknoloji var. Yani fakirlik deniyor ya, burada teknoloji, bilim fakirliğimiz var. Çünkü biz ilme, bilme yatırım yapmıyoruz. Biz zannediyoruz ki bu ilkel HES teknolojisi... Aslında bunu yaparak zengin kaynakların fakir bekçisi olmaya devam ediyoruz. Tabii yani yıkım aslında bunu. Yani tersinden düşünürsek. Fakirliğe doğru gidiyoruz. Yani bir süre sonra bu nehirler akmayıp, kuraklık, afetler, erozyonlar bunlarla başa çıktığımız zaman kimin fakir, kimin zengin olduğu ortaya çıkacak zaten. Fakiriz evet. Birhan Erkutlu'nun da dediği gibi. Bu kadar büyük bir zenginliğin içindeyken nedir bu zenginliği yok etme telaşımız? Bu zenginliği yok etmeden olumlu bir şeye dönüştürememenin fakiriyiz. Teknolojinin fakiriyiz. Gelişmiş ülkeler yeni HES yatırımlarına izin vermiyorken, doğayı ön planda tutuyorken bizler doğanın talanına göz yumuyoruz ne yazık ki. Doğanın içinde birçok insanın yokluk olarak baktığı bir yaşamda kendini bolluk içinde, huzur içinde bulduğunu söylüyor Birhan. Hayattan beklentisini soruyoruz. Biraz ukala yazıyorduk ama ben ya dünyanın en zengin insanı olarak görüyorum kendimi. Hani
ve hiç cidden hiçbir şeye ihtiyacım yok. Karun gibiyim diyorsun. Ha, yani hiçbir şey beklentim yok. Yani hiçbir şey, hani sorarsanız ya bir an ne istersin dersen vallahi aklıma hiçbir şey gelmiyor. Hani dünya için barış, kardeşlik isterim, o ayrı tabii ama kendi mülkiyetim için, kendim için hani neyin eksikliği. Zaten burada her şeye sahibim diyorsun. Çok fazlası var bende. Hani ben paylaşmaya çalışan bir adamım. Hani çünkü cidden bu ağır bir yük. Hani dediğim gibi hani birçok insan bu kadar sağlıklı ürüne sağlıklı yaşam kavuşamaz. Bu hazineyi biraz sıfırlamak lazım evet, diyorsun. Yani dağıtmak paylaşmak lazım. Ama paylaşmamızın nedeni de zaten paylaşmaya çalışmamızın nedeni de o. Hani bu zenginliği herkes görsün. Bu zenginliğin farkındalığında varsın ve bu zenginliği paylaşalım hep beraber. Burada her şeyim var. Aşılmış bazı şeyler. Her şeyin dünyevi kazanımlar olduğu fikri yok burada. Bir evim olsun, bir arabam olsun, şuyum olsun, buyum olsun gibi bir beklenti yok. Doğa ana öyle bir sarıyor ki insanı, barınmanı da, yemeğini de sağlıyor. Kendim için bir şey istemiyorum ama dünya için barış, kardeşlik ve huzur istiyorum diyor Birhan. İçlerindeki anarşist ruh ile başka bir dünya mümkün tezinden yola çıktıklarını anlatan Birhan Erkutlu ve Tuğba Günal, Alakır'a geldiklerinde ise aslında buradaki insanların bu ruhu taşıdıklarını şöyle anlatıyor. Ya ilk geldiğimde çünkü hani şehirden İstiklal'den gelirken hep böyle bir söylevdi bizde işte bağımsız olmak, özgür olmak, sürdürülebilir olmak, kimseye bağımlı kalmamak, muhtaç kalmamak. Hatta bu anarşist kavramla özdeştirdi daha bireysel, daha şey olarak hani bağımsızlık. Gelip gördüğümde bir baktım Durmuş amca çok anarşist bir insan. En antikapitalist gördüğüm insan Hamide teyze. Yani biz o kadar bağırıyoruz, çağırıyoruz. Başka bir dünya mümkün antikapitalist. Biz boşuna bağırmışız diyorsun. Ya yaşıyorlar. Zaten onlar yaşıyorlar. Yaşıyorlar ve yani tamamen dünyanın geri kalanı yok olsa Durmuş yani amcanın yaşam kalitesinden. Köyde yaşayan bir nevi Asterix gibi işte hani bugünün diliyle söylersek en antikapitalist tamamen, insanları diyorsun. Ya umurlarında değil yani dünyanın geri kalanı yok olsa Durmuş amcanın yaşam kalitesinden bir tık bir şey değişmez. Büyükşehir yaşasınız tam da Durmuş amca gibi kalan son Hamide teyze gibi kalan son köylülerin de yaşamını aslında kente bağlayan tabii. Hani o bir nevi o ağın içerisine dahil eden bir süreç var. Yani sen o konuda ne düşünüyorsun? O süreç zaten aslında tamamlandı. Genelde bu politikalar yani önceden hani geliyor. Yasal olarak. Yasal olarak tamamlıyorlar. Evet, evet. Çünkü köy kalmadı zaten. Hani şirketlerin tamamen işgali altındayız. Önceden bütün uyguladıkları önceden politikalarla tarım, hayvancılık ve köydeki yaşamlarla ilgili politikalarla insanlar göçe zorlandı. Okullar kapatıldı. Çocuğu olan insanlar düşün hapis cezasıyla karşı karşıyayken okul kapatıldı. Ki burada bayağı bir imza toplandı, bir şeyler yapılmaya çalışıldı ama yok kesinlikle. Hani okullar kapatıldı, taşıma eğitimli sisteme geçildi. Son kalan çocuklulardaki çocuk gelecektir zaten. Burada artık hiç çocuk yok. Geleceği yok buranın zaten. Yaşlılar yani, kaldı, vadiler, yaşlılar da öyle. Vadiler, yaşam alanları, kırsal alan boşaltılınca buradaki alanlara bir anlamda şirketler gelip zaten sahip oldu ama diyebilir miyiz? Yani bunu söylememiz... Yok bunu söylememiz zaten hani bırakın hani bunu sorgulamamız hiç gerek yok. Amaç buydu diyorsun. Buydu amaç. Yani yaşam alanları insansızlaştırıldı evet. Önce daha sonra da oraya kolayca gelip birileri yatırım yapsın. Ormanlara el koysun, tabii. Sulara, madenlere, taşlara, topraklara tabii. El koysun gibi. Çünkü baktığımız zaman yani biz değil de hani başka birisi baktığı zaman milyar dolarlar görüyor Alakır Vadisi. Yani şöyle bakıyor ya bütün bu ağaçları kesip bütün bu suyu alıp, bütün madenlerini alıp bir şey yaparsak. Çünkü hani şehirde artık bir rant yok. Bir 10 yıllık yatırım aracı olarak görüyorum tabii. Orayı. Şimdi artık buralara kadar geldi bu iş. Hani aslında bir devrin kapanmasına şahit oluyoruz. Yani bir sistem çöküyor. Çünkü o sistemin kaynakları tükeniyor artık. Kendini tüketiyor bir nevi. Hani Alakır kadar bakir bir vadinin küçücük bir suyunun en başına kadar geldiyse artık bu iş zaten hani onun adına çivisi çıkmış. Çivisi çıkmıştır, bitmiştir.